Eşim Funda Sert 29 Eylül tarihinde Denizli'deki evimizden çıkıp gitti. Dört ortak çocuğumuz var ama çocuklardan biri eşimle ilk tanıştığım süre içerisinde benim yanıma gelirken hamileydi. Biyolojik baba farklı ama nüfusta kimlik ben kendi üzerime aldım. Tanıdım çocuğu, kendi evladım gibi büyüttüm demişti. Ramazan Sert 29 Eylül'de evi terk eden Funda nerede, niye dört çocuğunu bırakıp gitti? Kimden ya da neden kaçıyordu? Ya da başka biriyle gitme ihtimali düşünüyor musunuz? Ya düşünmek diyemeyeyim ama kendi çapımda bazı şüphelerim vardı. Daha önce böyle bir eylemi oldu mu? Ya daha önce bana söylediği yoktu. Yani eşiniz tam dört kez, bu da beşinci kez evden kaçıyor. Evet, doğru. Bu diğer dört kaçışında başka kişilerle ilişki kurduğu, iletişim kurup onların yanına gitti mi? Birinde, bir olayın birinde bir tane bir kişi aramıştı beni. Ben dedi, eşiniz dedi, böyle böyle dedi. Anlatabildim mi? Aradı ve telefonu kapattı. Hı hı. Ve ondan sonra da telefonları aramamıza rağmen ulaşamadık. Peki diğer üç kaçışta eşiniz hep ailesinin yanına mı gitti? İkisi ailesi, biri de kadın sığınma. Bu olayda da kadın sığınma diye herkesin üzerinde de yeminler etti. Yeminler etti. Eşiniz Funda'yı buldum. Evet. Sağ olun. 29 Eylül 2023 tarihinde siz sabah işe gidiyorsunuz. Eşiniz de size diyor ki Ramazan ben de hastaneye gidiyorum. Zaten bir süredir bir sağlık problemlerim var. Tahliller yaptıracağım. Tahlil mevzu uzadı. Öğleden sonraya geliyor. Sonra siz eşinize ulaşmaya çalışıyorsunuz ama telefonu kapalı. Evet. Ardından bir arkadaşı Hafize ismindeki kişi size diyor ki o İstanbul'a gitti. Orada bir akrabasını arıyor. Evet. Amcaoğlusu dediği kişiyle konuştuğunu söylemiş. Amcaoğlunu tanıyor musunuz? Ben tanımıyorum. Tanımıyorsunuz. Amcaoğlu var mı karınızın? Ya vardır, illaki vardır. Ama ben bugüne tanımıyorum. Bugüne kadar hiç tanışmadınız mı? Hayır. Tanışmadınız. O tarihten beri eşinizden haber yok. Eşinizi buldum. Bir kişinin yanında. Doğrudur. Tahmin ettim. Ama o kişi de anladığım kadarıyla hayatının şokunu yaşıyor. Şu anda telefon attığında, hoş geldiniz Zeynep, merhaba. Merhabalar. Sanırım isminizin açıklanmasını istemiyorsunuz. Evet. Funda Hanım'ı nereden tanıyorsunuz? Size şöyle anlatayım. Beni kendisi buldu, kendisi aradı. Nerede tanıştınız? Bir yerde tanışmadık. Telefon vesilesiyle oldu. Telefonda nasıl oldu o telefonda tanışma? Bana mesaj atmaya başladı. Hı-hı. Ben senin numaranı işte başkasından aldım. İsimler söyledi, tanımadığımı söyledim. Ondan sonra ara ara bana mesaj atmaya başladı. Sonra beni arayıp konuşmaya başladık. Bir 3 ay, 4 ay süre boyunca. O şekilde oldu yani. Ne kadar süre önce tanıştınız Funda Hanım'la? Yaklaşık 15-20 gün. Yalan söylüyorsun. Bak yalan söylüyorsun. Daha önceden bak. 29'dan önce de konuşmalarınız var. Bu kadının bak böyle bir muhabbetler var. Evet. Bak var, duyuyorum. Var telefonda dediğim gibi. Bak kardeşim, bak güzel insan, iyisindir, hoşsundur. Bak ben bu kadından vazgeçtim. Gittiği yeri mutlu etsin, önemli değil. Ama benim tek derdim çok, dört çocuk var bak. Dört tane çocuk var bak. Bu çocuklar büyük de değil. Anlatabildim mi? Bana zaten kardeşim, dört tane... Bak güzel insan. Daha önceden açık saçık masa, bak fotoğraflarını attıklarını biliyorum. Bak bunları duydum. Bu fotoğraftaki kişi karınız mı? Eşim, ta kendisi. Eşiniz. Siz televizyon izleyebiliyor musunuz beyefendi? Evet. Fotoğraftaki kişi Funda Hanım mı? Doğrudur. Size kendini nasıl tanıttı? Evli ve 3-4 çocuğu olduğunu söyledi mi? Hayır, evli olduğunu söylemedi. Bana sadece 2 tane evladı olduğunu söyledi. Yalanları boldur. Her benim zaman boldur. Benim 2 çocuğum var. Kocam... Ben 5 sene önce boşandım. Evet. Dedim tamam, gayet iyi. Bir sıkıntı yok. Biz 3 ay 4 ay o şekilde konuştuk. Bana hep bunları söyledi. Bana dediği kelime yanına gelirim ama çocuklarımı babasına verdikten sonra gelirim dedi. Dedim ki ben de şöyle söyledim. Peki dedim kocam dedim evli mi? Evli dedi. Onun da dedi çocukları var dedi. Müthiş. İyi yani. Müthiş. Yalanlarınız müthiş yani. 5 yıl önce boşandım. Müthiş. Çocuk kocam evlendi. Benim de çocuklarım var diyor size. Peki siz ama ailenizle... yalan söylüyorsun bak. 15-20 gün diyorsun.
Daha önceden muhabbetleriniz var. Siz bunları biliyor muydunuz Ramazan Bey? Ben bilmiyordum. Benim, gittiği güne kadar biliyorum var, dediniz. Benim bir tane muhabbetim var. Hayır, duydum. Bunların hepsini duydum. Ne duydunuz? Arkadaşlarından. Arkadaşlarının evine gidip bu kadın arkadaşlarının giysisini giyerek açık saçık fotoğraflar çekip bu adama atıyormuş. Yani eşinizin iki tarzı var. Biri sizin tanıdığınız kapalı. Bir diğer tarafta bir de şu. Sosyal medyada kendini lanse ettiği ikinci Funda var. Evet. Yani şimdi evdeki, şimdi evdeki Funda'nın fotoğrafını verelim. Çocuklarının, ailesinin, eşinin ve kendi sosyal çevresinin yanındaki Funda bu. Evet. Sosyal medyada tanıştığı, iletişim kurduğu insanlarla gösterdiği Funda, diğer fotoğrafı verelim. Bu. Doğru mu? Doğru. Yani normal şartlarda da Funda sizin yanınızda böyle mi? Kapalı. Benim çevremde kapalıydı abla. Kendi sosyal, geniş ailesi, akrabaları, komşuları... Herkes böyle kapalı biliyor. Kapalı haliyle tanıyor. Evet abla. Siz Funda Hanım'ı kapalı mı tanıyorsunuz, bu şekilde mi tanıyorsunuz beyefendi? Bana geldiğinde kapalıydı. Evet. Ondan sonra açılmak istediğini söyledi. Ben de vermiş olduğu karara saygı duydum. Saygı duydunuz. Peki ailenizle tanıştırdınız mı? Yok, hayır. Anneniz, babanız gelin olarak hanımefendiyle tanışmadılar mı? Yok, hayır, tanışmadılar. Yani ailem yoktu o ara. Hı hı. Sadece şöyle bir şey var. Telefondan konuştular. Telefonda konuştular. Peki Funda Hanım'ın... Ailem de sordu. Buyurun. Funda Hanım'ın 4 çocuğu ve evli olduğunu ne zaman öğrendiniz? Ben ne zaman öğrendim? Bana dün kendisi aradı. Dedi ki kocam dedi canlı yayına çıkmış. Sıra Erol'a çıkmış. Böyle böyle bir durum var. Ben o zaman öğrendim ve hemen jandarma karakoluna kendisini teslim ettim. Vallahi bizim olan yanlış anlama. Sizi aradı mı karınız dün? Beni hiç kimse aramadı. Dün sadece Şakir amcasının kızı aradı. Hı hı. Ablası aradı. Bazı şeyleri ben dosyamda da yazdım. O babası öldü. Boşanma davası. Boşanma davasında içerisinde de yazdım. Bunların bazılarını düzeltmiştik biz. Hı hı. Orada babasını öldüren kişinin de olan bir muhabbeti var. Onu size yazmıştım. Oradaki o muhabbetleri canlı ve bizzat ablası tarafından duydum. Ve bu gerçekmiş. Anlamadım. Yani babasını öldüren kişiyle bir ilişki yaşadığı, bir aşk yaşadığı gerçekmiş. Ben bunların hiçbir zaman geçmişini araştırmadım. Hı hı. Ben onu sokaktan aldım abla, sokaktan. Çöplükten aldım. Hı. İnsanlığıma bak, insanlığıma. Benim şu insanlığıma. Ben onu kimseye minnet etmesin. O karnındaki çocuğu... Dediğim tek kelime şuydu. Evlatlarının yanında dur. Ama hiç durmuyor bu kadın. Ben dedim ki defalarca evi terk ediyor. Her seferinde yeminler etti abla. Her seferinde. Benim ilk çocuk, işte ikinci çocuğum doğuncaya kadar hayatım dört dörtlüktü. Benim hayatım vardı. Benim de bir hayatım var. Benim de bir insanlığım var. Benim de bir gururum, bir haysiyetim vardı abla. Ama ikinci çocuğum doğduktan sonra benim dünyam zehir oldu. Eşinizin davranışları değişmeye başladı. Değişmeye başladı. Bir peki, şey aldığımda rengi bile, iki oyuncak alsan ikisi de aynı, aynı. Abla aynı, aynı. Renkleri farklı. Renkleri farklı diye laf söylüyordu. Şimdi Ramazan, sen benim daha önceki ilişkimden dünyaya gelmiş çocuğumun nüfusunu aldın ama onu yeteri kadar sevmiyorsun diye seni eleştirmesi, eziyet yargılaması bir tarafta aslında iyi bir şey, yani adil olmaya çalışıyor. Hayır. Ama bunu söyleyen kadın 4 çocuğu 29 Eylül'de kime bırakıp gitti? Bana bıraktı. Yani biyolojik baba sen değilsin ilk çocuğunu. Evet. Diğer 3 çocuğu, çocuklar 9, 8, 5 ve 2 yaşlarında. Evet. Bunu söyleyen kadın 4 çocuğu senin yanına bıraktı. Evet. Defalarca da benzer davranışı sergiledi. Defalarca da benzer davranışları sen gördün. O kadar adil biri çocukları sana bırakıp gitmez. İlk 4'ünü de götürdü abla. İlk 4'ünü de götürdü. 2 çocuğum var. Emirhan ve Müzeyyen Sena. 2 çocuğum vardı. 2018 yılında. Tamam. Sonraki tarihleri geçtim. Hepsini tık tık konuştuğumuzda vallahi yemin ederim 5 yani 10 bölüm falan yapmam lazım bunların hepsini konuştuğumuzda. Ama son çocuğun 2 yaşında. Evet. Bu hanımefendi evden çıkarken kimle tanışıyor? Beyefendi sizinle tanışmıyor mu? Benimle o ara tanışıyor tabii ki. Ben çünkü 3 aydır telefonda konuşuyorum. Bak. 15-20 gün diyordum bak. 15-20 diyordum. 3 ay içinde benim yanıma geldi. Tamam. 3 aydır arkadaşsınız. Yalan söylemeyin. Azıcık dürüst olun.
Evlilik planı yapıyor muydunuz hanımefendiyle? Evet, yapıyordum. Yapıyordunuz. Peki, ben kendisine, ben kendisine evlenin diyordum. Bana dediği kelime, ben de işte 5 yıl önce boşandım. Ben de çok büyük darbe aldım. Sen de boşandın, sen de darbe aldın dedi. Onun için daha zamanı var, zamanı var deyip beni oyalıyordu. Ya şimdi mesela biriyle tanıştığın zaman evine geliyorsa, bak artık evine geliyorsa, dersin ki bir nüfus kağıdını çıkart bakayım, orada bekar mı yazıyor, evli mi yazıyor? Ne yazıyor, insan bir görmek ister. Hiç bakmadınız mı? Ben yemin ederim bakmadım. Hiçbir bilgim yoktu. Abla. Zaten o kadar mı gözünüz kör? Zaten bunları itibaren direkt karakola getirdim. Hayır, o kadar mı gözünüz kör? Ayrılmak istemedi mi? Yani ifadenizde anlam veremiyorum. Ben öğrendim evliymiş. Jandarmaya götürdüm, ben teslim ettim. Hanımefendi gitmek istemedi mi? İstedi zaten, ben çünkü kabul etmedim. Bunları bana yalan konuştuğunu öğrendim. 4 tane çocuğu olduğunu öğrenince bana kendisi söyledi. Evet. 4 tane çocuğum var. İşte benim kocam televizyona çıktı. Söyleyince ben zaten direkt karakola getirdim. Ben de karakolda da kağıda yazdık ne gerekiyorsa. Ama insan bir şoka da girer. Eşinden ya zaten çok oldum. Bana çünkü hayır, bana şunu merak ediyorum beyefendi. Bu kadın şimdi yani 4-5 kez gitmiş ya evden. Şiddet mağduru bir kadın mı? Yoksa bu yayına çıktığı için ilişkisi öğrenilecek diye sizin tarafınızdan bırakılan bir kadın mı? Abla bir şey söyleyebilir miyim? İlişkisinin evet. öğrenileceğini duyacağı için çevresindeki bu adamın çevresine barınamayacağı için bu adamı arıyor. Bu adamdan medet umuyor. Hayatım, insan 4 çocuğunu niye bırakıp gider? Telefonda tanıdığı, yanlış numaradan tanıdığı birinin yanına gider. Hiç aklınız mantığınız alıyor mu ya? Bunun hiçbir gerekçesi yok. Abla, 10 senelik evliyim. Bir tek tokadım nasip değildi o kadar hatasına rağmen. Arkadaşlarının yanında 8 yıllık kocam tokat atıyor demiş. Bunları söylemiş. Ama ben tokat atmıyorum. Uzaklaştırırsın ama çocuklara ortak ve güvenli bir alan yaratırsın. Senin olmayan bir çocuğu sana bırakıp gidiyor. Çocuklarla geçireceği ve ilgilenmesi gereken zamanı telefonda tanımadığı yabancılarla görüşüyorsa bunun üzerine bir düşünmek lazım. Abla yapmış. Anladım. Peki yapmışım. Ramazan, görüşeceğiz tekrar. Allah senden razı olsun. Allah seni kimsenin başından eksik etmez. Nefes aldıkça umut hep var. Seni çok seviyorum. Ben de seni. Biz gerçeklerden kaçmayız. Biz gerçeği ortaya çıkartırız. Buradakilerin hepsi gerçek hikayeler.